Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Cinler cirit oynarken eski hamam içinde. Bir serçe kanadını tuttum, 40 katıra yüklettim. Ne az gittim, ne uz gittim, Kaf dağına ilettim. Bir nefeste erittim o dağların karını, dikilmedik ağacın orada yedim narını. Eğrilmedik ipliklerine kilimler dokudum, Elif dedim, B dedim, dağı taşı okudum. Derken bir sinek bir mandayı tuttu, salladı, 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 vurdu yere. Yalan değil ha, gerçektir. Yer yarıldı birdenbire. Kerpiç koydum kazana, kara el ile kaynattım. Nedir bu diyene, şu masalı anlattım. Vakti zamanında bir serçe varmış. Ufakça, tefekçe, göğsü kınalıca. Bu serçe gök ne zaman gürlerse sırt üstü yatar, ayaklarını havaya dikermiş. Kimse de bilmezmiş neden böyle yaptığını. Siz biliyor musunuz? Kimse de sormazmış neden böyle yaptı. Biz masala girelim de soralım bakalım neden böyle yaparmış. İşte bir gün gök gürlemiş, 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 serçe olduğu yerde sırt üstü yatmış, ayaklarını göğe doğru dikmiş. Oradan bir adam geçiyormuş. Serçe, niçin böyle yapıyorsun diye sormuş. Serçe de, görmüyor musun, gök gürlüyor, yeryüzünde bunca mahlukat var. Hadi gök yere düşerse? Ben dayanık oluyorum göğe. Adam şaşırmış. Demiş, sen korkmuyor musun peki? Hiç korkmaz olur muyum? Korkudan da tir tir titriyormuş serçe. Korkmaz olur muyum, korkmaz olur muyum demiş. Korkudan 40 kantar yağım eridi. Adam şaşırmış ve demiş ki, senin etin ne, budun ne? Tartsan 3 dirhem gelmezsin. 40 kantar yağ senin nerende? Orada dur demiş serçe adama. Orada dur. Herkesin dirhemi de kendine, kantarı da kendine. Demiş ve göğü itmeye devam etmiş. İşte vakti zamanında bir serçe varmış. Ne zaman gök gürlese sırt üstü yatar, ayaklarıyla göğü itermiş. Deyip masalı bitiriyorum ve bu masalın sonunda gökten 3 elmayı düşürmüyorum. Lütfen bu masalı dinleyenler sevdikleri, paylaşmak istedikleri 3 kişiye anlatsınlar ve elmaları sizler düşürün bu defa. Bir elma size, bir elma bana, bir elma masaldakileriydi ya hani. Bu defa 3 elmayı ben size veriyorum. Sizler bu masalı dinlediniz ve anlatabilirsiniz. Bu masal bir Anadolu masalı. Ben ilk defa Erzincan'da edebiyat bölümünde okurken Ruhi Kara hocam vardı. Halk edebiyatı derslerimize giriyordu. Kendisi Erzincan masallarını derlemiş. Doktora tezi hazırlamış. Onun doktora tez çalışmasında görmüştüm bunu. Erzincan ağzıyla yazmış. Daha sonra Pertev Naili Boratav'ın derleme çalışmasında gördüm. Ve Anadolu'nun pek çok yerinde anlatılan ve benim de gördüğüm andan itibaren anlattığım, çok sevdiğim bir masal. Bunu sizlere hediye ediyorum. Sizler bu masalı paylaşabilirsiniz. Ve masalın İlk başında bir tekerleme söylemiştim. O da Eflatun Cem Güney'in Masallar isimli kitabından. Şöyle bir şey yapalım mı bu hafta? Bu tekerlemeyi sizler tekerleyin, tekerleyin, tekerleyin ve video çekin. Sonra da -25 Derneği'ni ve Tohum Hikaye Evi'ni etiketleyin. Ne dersiniz? Bence güzel olabilir. Merakla bekliyorum. Bu arada bu masalları sadece çocuklar dinlemiyor. Çoluk çocuk herkes dinliyor. Çoluk çocuk herkesi tekerleme tekerlemeye, masal anlatmaya davet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.